Merhaba, sınav yayınları 24 adımda AYT fizik bitirme setinin 6. adım videosuna hoş geldin. Başlamadan önce henüz 24 adımda bitirme setini almadıysan sınavyayın.com'u ziyaret edebilirsin. Eğer setle ilgili detaylı bilgi almak istiyorsan sağ köşedeki veya açıklamadaki linki tıklayabilirsin. Bu arada hatırlatmakta fayda var. Bu sete başlamadan önce başlangıç denemesini çözerek seviyeni görmelisin. Öğrenme sürecini takip edebilmen için setin sonunda yer alan bitiş denemesini çözmeyi unutma. Başlangıç denemesinin video çözümlerine sağ üstte veya açıklamada yer alan linkten ulaşabilirsin. Şimdi seni hocamızla baş başa bırakıyorum. Merhaba arkadaşlar, benim adım Nurhan Efendi. 24 adımda AYT fizik kitabımızın 6. adımındayız. Konumuz bağlı hareket olacak. Şimdi öğren aşamasındayız. Bağlı hareket nedir onu öğrenelim. Hayatımızda sık sık karşılaştığımız olaylardan biri de bağlı harekettir. İki cismin birbirine göre hareketine bağlı hareket denir. Hızına da bağlı hız denir. Bağlı hız göreceli hız demektir. Hesaplanırken de bağlı hız eşittir cismin hızı eksi gözlemcinin hızı. Buradaki cisimden kastımız izlenen ya da gözlenen demek. Şimdi biraz ben konuyu açayım. Arkadaşlar, etrafımızda bir sürü durgun cisim var. Ağaç duruyor, bina duruyor, çöp kovası duruyor. Yani biz bir cismin hareket edip etmediğini bu duran cisimlerle kıyaslayarak çok rahat bir şekilde bu araba gidiyor, bu araba duruyor diye karar verebiliyoruz. Ama etrafımızda başka bir cisim olmadığını, yani referans alacağımız bir şeyin olmadığını hayal edelim. Mesela uzay boşluğundayız. Uzay boşluğunda bir uzay gemisinde olduğumuzu farz edelim. Mesela yanımızdan farklı bir uzay gemisi ya da meteor bu tarafa doğru geçti. Şimdi bu meteor bize göre geriye doğru gidiyor. Ya da meteor duruyor, biz ileriye doğru gidiyoruz. Ya da her ikimiz aynı anda ileri ve geri hareket ediyoruz. Ya da meteor ileri gidiyor, biz daha hızlıyız, onu geçtik. Bir sürü farklı olasılık var. Hangisinin olduğu konusunda emin olamayız. Ama emin olacağımız şey şudur. Meteor bize göre geriye gidiyor. Yani hareketi tanımlamak için nereye referans aldığınız çok önemlidir. Farklı referanslara göre hız, yönü ve büyüklüğü farklı algılanabilir. İşte bir hareketlinin başka bir hareket tarafından nasıl görüldüğüne biz bağlı hız diyeceğiz. Bunun büyüklüğünü de V bağlı eşittir V cisim, yani gözlenen cisim eksi gözlemci şeklinde yapacağız. Bu arada hem cismin hem de gözlemcinin aynı şeye göre, yani ikisinin de yere göre hızlarını almamız çok önemli burada. Şimdi hız vektörel bir büyüklük olduğundan bağımsız bulunurken vektörlerin özelliklerine göre işlem yapmak çok önemli. Yani vektörel işlem yapacağız. Bağlı hız bulunurken hız vektörlerinin başlama noktaları bir noktaya taşınıp gözlemcinin hız vektörünün ucundan cismin hız vektörünün ucuna vektör çizilerek bulunur. Şimdi buradaki anlatım belki biraz karışık gelmiş olabilir ama uç uca ekleme yöntemi, paralel kenar yöntemi gibi vektörel toplama işlemlerini yapacağız. O nedenle lütfen bundan korkmayınız. Oldukça kolaydır aslında. Şimdi bağlı hız nasıl hesaplanıyor? Görelim. Öncelikle bir boyutta bağlı hareket. Bir boyut demek tek bir doğru üzerinde sağ ya da sola hareket eden araçlar için olacak bu. Elimde VK ve VL diye iki tane aracım var. Haydi bunlara değer verelim. Şimdi hareket konusunda bir yön artı diğer yön eksi demeyi hemen akıl etmemiz lazım. Çünkü hız vektörel bir büyüklük. Mesela K'nın hızı artı 30, L'nin hızı da artı 10 metre bölü saniye olsun. K'nin L'ye göre hızı nedir dersek. Burada L aracındaki şoför K aracını izliyor. Yani K izlenen, gözlenen. V bağlı eşittir V gözlenen eksi V gözlemci yapacağız. Hemen gözlenen K, gözlemci L. 30 eksi 10'dan 20 metre bölü saniye hızla gidiyormuş gibi görecek. Şimdi biz bunu günlük hayatta zaten yaşıyoruz. Farz edin ki otobüstesiniz. Yanımızdan bir hız, yüksek hızda bir araç geçti. Dışarıdakilere göre daha yüksek hızda hareket ediyor. Ama bize göre o kadar da yüksek hızda değil. Çünkü biz de ileriye doğru gidiyoruz, değil mi? Yani L'ye göre K'nın hızı 20. 20'lik bir hızla gidiyormuş gibi görecek.
Şimdi zıt yöne giden araçlar olsun. K'nın hızı artı 30, L'nin hızı da eksi 10 olsun. Yine K'nin L'ye göre hızını bulalım. V bağıl, gözlenen VK, gözlemci VL, K'nın hızı artı 30, eksi formülümüzden geldi. L'nin hızı eksi 10. Bu sefer de 40 metre bölü saniye hızla gidiyormuş gibi görecek. Biz trafikteyken yan şeritten zıt yöne giden araçların olduğundan daha hızlıymış gibi algılarız. Dolayısıyla tek boyutta olduğu zaman bir tarafa artıyon, bir tarafa eksiyon deyip formüle koyup çok rahat bir şekilde bunu hesaplayabiliyoruz. Ama iki boyutlu sistemlerde olduğumuzda, yani bir düzlemin üzerinde olduğumuzda, kuzey, güney, doğu, batı gibi farklı yönlere giden araçlar olduğunda bu sefer vektörlerle vektörel işlem yapmak zorundayız. Mesela burada kuzeye giden X aracım var. Doğuya giden K aracım var. Güneye giden L aracım. Batıya giden de M aracım var. Bağıl hızın gözlenen eksi gözlemci olduğunu unutmuyoruz. Şimdi X aracına göre bunların bağıl hızlarını tek tek bulalım. Arkadaşlar, gözlenen cisim burada diğer cisimler olacak ama gözlemci hep X aracım olacak. Öncelikle K'nin X'e göre hızını bulalım. V K'nin X'e göre gözlenen VK, gözlemci VX. Bu işlemi vektörel olarak yapmayı unutmuyoruz. K vektörünü çizdik, X vektörünü çizdik. Şimdi vektörlerde çıkarma işleminde şöyle ezbere bir yöntemimiz vardı. X'in ucundan K'nin ucuna çizebilirsiniz. Ama eğer ki bu karışık geliyorsa şu yöntemi de kullanabilirsiniz. K vektörünü çizin, X vektörünün tersini çizin. Eksi demek tersi demek. Bakın şu eksi VX. Şimdi ilk vektörün başlangıcından son vektörün bitimine de bileşke hızı çizdik. Bileşke vektörü çizdik. Şimdi M'nin X'e göre hızını bulalım. VM eksi VX. Yine bunu vektörel yapmayı unutmayalım. M vektörünü aynen çizdim. X vektörünün tersini buna ekledim. Ucuca ekleme kullanıyorum. Şu eksi VX oldu şu anda. İlk vektörün başlangıcından son vektörün bitimine de bileşkeyi çizdim. Bakınız basit bir şekilde uç uca ekleme yöntemini kullandım. L kaldı. L'nin X'e göre hızı gözlenen eksi gözlemci, önce bunu yazdım. Şimdi bu işlemi vektörel olarak yapacağım. L vektörünü O noktasından şöyle çizdim. Bunun ucuna X vektörünün tersini ekledim. Bakın X'i ters çeviriyorum şu anda. Eksi VX. Sonra da ilk vektörün başlangıcından son vektörün bitimine bağıl hızı çizdim. Dolayısıyla şu kırmızı vektörmüş gibi görecek X, L'yi. Yani aslında vektörler işlemlere hakimsek kolay bir konudur diyebilirim. İnceleme aşamasındayım. Gözlemci ve gözlenen sabit hızlarla hareket etmiyor olabilir. Belirli bir zaman aralığındaki durumu yorumlamak anlık bağıl değerleri kullanarak gerçekleştirilecektir. Bu konudaki bağıl değerleri hesaplarken dikkat edecek temel bilgi, gerek gözlemcinin gerekse gözlenenin aynı referansa göre büyüklük ve yönlerinin kullanılmasıdır. Yani arkadaşlar, her iki hareketlerinin de yere göre hızını alacağız. Her iki hareketlerinin de ağaca göre hızını alacağız. Yani her ikisinin de aynı şeye göre hızını almalıyız. Birinin kamyona göre, birinin yere göre hızını alırsak yanlış yapmış oluruz. Örneğin bir otomobilin ve bir kamyonun birbirine göre bağıl hızları hesaplanacaksa, iki aracın ya yere göre ya da başka bir hareketliğe göre, mesela trene göre hızları kullanılarak işlem yapılmalıdır. Olay kime göre ise de gözlemci odur. Bu konu içinde en çok karmaşa yaratan soyut düşünerek, yani kalemi çalıştırmadan yapılan yorumlardır. Genellikle yanlış sonuçlara yol açar. Ayrıca soru metinlerinde devrik sayılabilecek ifadeler söz konusu olduğundan her satırda elde edilen bilgiler bir diyagram üzerinde gösterilerek daha net çözümlere ulaşılır. Arkadaşlar, K'ya göre L'nin hızı, L'nin K'ya göre hızı gibi cümlelerde kim gözlenen, kim gözlemci, buna oldukça ayrıntılı bir şekilde düşünerek karar verelim. Yani Türkçe bilgimizin biraz burada kuvvetli olması gerekiyor. Muhakkak V bağıl eşittir V gözlenen eksi V gözlemci formülünü de yazalım. Pekiştir aşamasındayım. Aynı yolda şekildeki yönlerde hareket eden KLM araçlarının süratleri sırasıyla 10, 5 ve 5. K'nin L'ye göre hızı VKL, L'nin M'ye göre hızı VLM, M'nin K'ye göre VMK. Hangi seçenekte doğru verilmiştir? Şimdi arkadaşlar, hemen doğu yönüne artı, batı yönüne eksi dedim. K'nin hızı artı 10, M'ninki artı 5, L'ninki de eksi 5.
Şimdi unutmamak için şuraya yazalım. K'nınki artı 10, M'ninki artı 5, L'ninki de eksi 5. Eksi demek ters yön demek. Çözümü inceleyelim. Şimdi K'nin L'ye göre hızı. K, L tarafından izleniyor. Gözlenen VK, gözlemci VL. Ne demiştim? Hemen formülde yerine koyalım. K'ninki 10, eksi formülden geliyor. L'ninki eksi 5, 10 eksi eksi 5'ten artı 15. Artı yön doğu demekti. Demek ki doğuya artı 15'lik hızla gidiyormuş gibi görecek. Şimdi L'nin M'ye göre hızı. M, L'yi izliyor. Gözlenen L, gözlemci M. L'nin hızı eksi 5. Eksi formülden. M'nin hızı da 5. Eksi 10 metre bölü saniye. Eksi ne demekti? Batı yönü demekti. Batıya eksi 10'luk hızla gidiyormuş gibi görecek. Şimdi M'nin K'ye göre hızı. Burada gözlenen M, gözlemci K. M'nin hızı 5. Eksi formülden K'nin hızı 10. Eksi 5. Eksi ne demekti? Batı yönüne gidiyormuş gibi. 5'lik hızla batıya gidiyormuş gibi görecek. Doğru cevabımız da A şıkkında mevcut. Uygula aşamasındayım. Artı x yönünde V hızıyla hareket eden K aracının L aracının sürücüsüne göre hızı Y doğrultusunda olduğuna göre. Hemen şuraya bir diyagram çizelim. X, Y. Artı x yönünde V hızıyla hareket eden bir K aracım var. Şimdi K'nin hızı V kadar ve artı x yönünde. L aracının sürücüsüne göre hızı, yani V bağıl, gözlenen VK, gözlemci VL ve bu bağıl hız Y doğrultusunda. O zaman benim bağıl hızım ya artı Y ya da eksi Y. L aracının hızı hangileri olabilir? Şimdi arkadaşlar, benim elimde bağıl hız vektörü var. K'nın hız vektörü var. L'nin yok. L'yi tek başına bırakalım. Eksi VL'yi bu tarafa at. VL. V bağlı bu tarafa at. VK eksi V bağlı. Bu işlemi yaptığımda neyi bulacağım? L'nin hız vektörünü bulacağım. Önce artı Y olduğunu düşünelim. Şu artı Y yönü için yapıyorum. Ne yapacağım? K vektörünü aynen al. Sağa doğru V. Sonra yukarı yani kuzeye doğru olan bağıl hız vektörünü ters çevir. Eksi V bağıl. Bu iki vektörün bileşkesi de bu tarafa doğru oldu. Bu da L'nin hız vektörü oldu. O da V kök 2 yönü de hop hop şöyle kuzey, güney, doğu, batı diyelim. Bu tarafa güneydoğu. Güneydoğu yönü de V kök 2. Şimdi de güneye doğru gittiğini düşünelim. Onu da sol tarafa çiziyorum. Şuradaki işlemi yine yapacağım. K vektörünü aynen çiz. K eşittir 1 ve güneye doğru olan bağıl vektörünün tersini al. Eksi V bağıl. Şimdi bileşke vektörüm L'yi verecek bana. L eşittir V kök 2. Bu yön ne oldu? Kuzeydoğu yönü oldu. Kuzeydoğu V kök 2 de olabilir. Ama güneybatı diye bir sonuca ulaşamadım. 1 ve 2 Denizli doğru cevabımız oldu. İkinci sorudayım. V büyüklüğünde hızlarla şekildeki yönlerde hareket eden x, y, z araçlarının x'in y'ye göre hız büyüklüğü V1. Hemen unutmadan yazalım. V1 gözlenen Vx gözlemci Vy. X'in y'ye göre hızı deyince bu şekilde. Y'nin z'ye göre hızı V2. Gözlenen eksi gözlemci yazdım. Z'nin x'e göre hızı da V3. Gözlenen z gözlemci x. Bunların büyüklük ilişkisi nedir? Şimdi V1'i bulmak için x vektörü eksi y vektörü işlemini yapacağız. Tabii ki eksi demek vektörü ters çevir demek. V1'i bulmak için yapıyorum. X vektörünü aynen al. Doğuya doğru V. Sonra y vektörünün tersini al. Y vektörünün tersi doğuya doğru oldu. Eksi y büyüklüğü de 1V. Bağıl hızın büyüklüğü de ne oldu? 2V oldu. Yani V1'in büyüklüğü 2V. Bunu bulduk. Şimdi V2'yi bulalım. Y eksi Z yapacağım. Y vektörünü aynen al. Şöyle altı geçeyim. Y vektörü 1V. Batıya doğru. Z vektörünün tersini al. Normalde kuzeye gidiyor. Güneye doğru çizeceğim.
eksi yönlü z vektörü büyüklüğü v. Bileşkede v kök 2, bu da v2 oldu. Şimdi v3'ü bulacağım. Z vektörünü aynen al. Kuzeye doğru. 1v. X vektörünün tersini al. Normalde doğuya doğru ama batıya doğru çizeceğim. Eksi x vektörü 1v. Bileşke hızımı da çizdim. V3, o da v kök 2 yaptı. Bu durumda v2 ile v3 eşit oldu. 2v olan v1 bunlardan daha büyük oldu. A şıkkı doğru cevabımızdır. Tekrardan öğren aşamasındayım. Şimdi arkadaşlar nehir problemlerini göreceğiz. Nehir problemlerini aslında bileşik hareket diyebilirim. Akan bir nehir var. Nehrin bir hızı olacak. Nehirde bir kayık ya da yüzerken bizim de hızımız olacak. Ve toplam hız ile işlemler nasıl yapılır onu inceleyeceğiz. Öncelikle bir boyutta olanı inceleyelim. Akıntı hızının her yerde eşit ve sabit olduğu nehirde. Yüzücü, kayık ya da motorun hareketi yere göre hızları dikkate alınarak hesaplanır. Suya göre hız, burası önemli, sudaki herhangi bir cismin su üzerindeki bir noktaya göre hızıdır. Suya göre hız, yüzücünün kendi yüzme hızı ya da kayığın kendi kürek çekilmiş hızı şeklinde tanımlayabiliriz. Yere göre hız ise sudaki cismin yerde kıyıda duran bir gözlemci tarafından gözlenen hızına denir. Şimdi bizim kendi yüzme hızımız var. Akıntı varsa onu da üstüne ekleyeceğiz. Bu toplamıyla kıyıdan bakan biri bu toplamı görecek. Yani basit bir şekilde şöyle ifade edebilirim. Yere göre hız, suya göre hız, yani yüzücünün kendi hızı artı nehrin akıntı hızı şeklinde ifade edebiliriz. Yerden bakan biri, kıyıda duran durgun bir gözlemci, bizim hem yüzme hızımızı hem de akıntıyla sürüklendiğimiz akıntı hızının toplamını ya da bileşkesini görür. Tabii ki yine vektörel işlem yapmayı unutmamalıyız. Şimdi arkadaşlar hareket tek bir boyuttaysa, yani tek bir çizgi üzerindeyse yine bir tarafa artı yön, diğer tarafa eksi yön diyerek basit bir şekilde işlemimizi yapabiliriz. Mesela kayığın hızı artı 10 olsun, akıntının hızı artı 2 olsun. Şurada kıyıdan bakan biri de bu kayığı artı 12'lik hızla gidiyormuş gibi görür, değil mi? Ne oldu? Yere göre hız, suya göre hız artı akıntı hızı, bu da 10 artı 2'den 12'lik hızla gidiyormuş gibi görecek. Akıntıya ters kürek çekiyorsak, bakalım akıntı artı 2 olsun, kayığın hızı bu sefer eksi 10 olsun. Yine burada şöyle kıyıda duran bir gözlemci, yerden bakan biri ve yere göre hız ve suya göre artı ve akıntı. Bu işi vektörel yapmayı unutmayalım. Şimdi suya göre hızımız kaçtı? Eksi 10 artı 2 akıntı hızı eksi 8'lik hızla gittiğini görür. Yine söylüyorum artı ve eksi sadece yön belirtir. Biz doğu yönüne artı, batı yönüne eksi demiş olduk. Yani basit bir şekilde formülde yerine koyarak bunların hesaplarını yapabiliyoruz. Tabii ki burada biz batıya doğru kürek çekmemize rağmen akıntının hızı kayığın hızından büyükse yine doğuya doğru sürüklenir. Yani kayığın hızı mı büyük, akıntının hızı mı büyük, kayığın hangi yöne hareket edeceğine bu karar verir arkadaşlar. Artı ve eksi kısmında da sadece doğuya artı, batıya eksi diyerek rahatlıkla soruları çözebilirsiniz. Yani o konuda kafanızı karıştırmanıza gerek yok. Mesela kayığın hızı olsun eksi 10. Akıntının hızı da olsun artı 10. Büyüklük olarak birbirlerine eşit ve zıt yönlülerse yere göre hız bu sefer ne olur? 0 olur. Yani boşa kürek çekmenin tam olarak fiziksel karşılığı bu olur, değil mi? Şimdi iki boyutlu bağlı hareket. Bu sefer sağa doğru bir akan bir nehirde biz karşı kıyıya ulaşabilmek için yüzeceğiz. Yüzücünün suya göre hızı tam karşı kıyıya. Her öne doğru bir kulaç attığında akıntı hızı da onu sağ tarafa doğru sürükleyecek. Bu sefer yerden bakan bir durgun gözlemci şöyle çapraza doğru gittiğini görecek. Yine ne yaptık? Suya göre hızla akıntı hızının uç uca ekledik, bileşkesini bulduk ve yere göre hızını bulduk.
Karşı kıyıya yere göre hızıyla çıkar. Yani C noktasında karşıya çıkar. Halbuki B noktasını hedef almıştı. Şimdi arkadaşlar, burada düşeyde ve yatayda ayrı ayrı inceleyeceğiz hareketi. Öncelikle düşeyde inceliyoruz. Düşey yolumuz eşittir düşey hız çarpı zaman. Şu anda düşey hızım sadece yüzücünün suya göre hızı olduğu için onu yazdık. Düşey hızım, şurada maviyle çizdiğim hız neyse onu alacağız. Buradan karşı kıyıya ulaşma süresini bulacağız. Dikkat, yataydaki suyun hızı karşıya varma süresini hiç etkilemez. Akıntı daha da büyük olsa idi, aynı sürede karşı kıyıya çıkardı. Sonra şu sarıyla çizdiklerim düşeydeki hareket, düşey yol için. Şimdi gelelim. Yatay yol eşittir yatay hız çarpı zaman. X eşittir yatay hız akıntı çarpı süre. Yatayda da ayrı işlem yapacağız. Buradan da yatayda aldığı x yolunu ya da sürüklenme mesafesini bulacağız arkadaşlar. Düşeyde ve yatayda ayrı ayrı işlem yapabiliriz. Tabii ki toplamda yere göre hızı alıp şuradaki kırmızı vektörümüz bu hızı hareket etme süresiyle çarpıp direkt olarak AC yolunun büyüklüğünü de bulabiliriz. Bizim yüzücümüz çapraza doğru yüzüyorsa, bu yüzücü demek suya göre hız demek bu arada. Öncelikle bu hızı yatay ve düşey bileşenlerine ayıracağız. Sonra akıntı hızı yatay hız olduğu için gelip bunun yatay hızına vektör olarak ekleyin. Eğer ki akıntı daha kısaysa yatay hızından sola doğru gider. Akıntı hızı daha büyükse de sağa doğru gider. Yine temel işlemlerimiz aynı. Düşey yol, düşey hız çarpı zaman. Buradan karşı kıyıya çıkma süresini bulacağız. Sonra da yatay yol, yatay hız çarpı zaman. Tabii ki buradaki yatay hız kendi yatay hızıyla akıntı hızının bileşkesini verecek bize arkadaşlar. Artık hangisi büyükse o tarafa doğru hareket edecek. Temelde x eşittir vt yapacağız. Düşey için ayrı, yatay için ayrı. Bakınız burada bileşik hızı örneklerimiz var. Uçaklar uçuyorken rüzgarın hızını da akıntı hızıymış gibi ekleyip yere göre hızını buluruz. Bakınız burada kanocular var. Akıntıya karşı ya da akıntı yönünde kürek çekiyorlar. Burada raftingçiler var. Genelde akıntı yönünde gider çünkü rafting yapılan nehirler yüksek hızda akar. Akıntıya karşı kürek çekmek genelde bir işe yaramaz. Şimdi pekiştir aşamasındayım. Akıntı hızının sabit 4 olduğu nehirde yüzücüler K ve L noktalarından suya göre 5 ve 6'lık hızlar yüzmeye başladı. K'nin karşı kıyıya çıktığı noktanın L'ye uzaklığı XK. L'nin karşı kıyıya çıktığı noktanın K'ye uzaklığı XL oranı nedir? Önce K'den başlayalım. Şöyle çapraz 5 metre bölü saniye. Çözümü takip edelim. Bileşenlerini ayıralım. Açının üstüne kapattığımız zaman kosinüsle çarpacağız. Bu 3 olacak. Sinüsle çarptığında da 4 oldu. Akıntı hızımız kaçtı? Sağa doğru 4. Hemen gelip sağa doğru 4'lük akıntı hızını da şöyle ekleyelim bunun ucuna. Ve akıntı eşittir 4. Yani toplam yatay hızımız sağa doğru 1 metre bölü saniye oldu. Toplam düşey hızımız da 4 zaten. Demek ki sol çapraza yüzüyor olmasına rağmen sağa doğru gidecek. Hemen şekil üzerinde göstereyim. K yüzücüsü şöyle sağa doğru gitti. Şurada karşı kıyıya çıktı. K'nın çıktığı nokta. K açı olarak şöyle gösterdim. Şimdi işlemlerimize başlayalım. Basit bir şekilde düşey yol, düşey hız çarpı zaman. Düşey yolum 36 metre. Düşey hızım şuradaki vektörüm 4 çarpı t. Buradan 9 saniyede karşıya çıktığını bulduk. Sonra yatay yol, yatay hız çarpı zaman. Basit bir şekilde x eşittir vx çarpı t yazdım. Biz vektörel toplama işlemini şurada yapmıştık zaten. Vx artı ya da eksi akıntı yöne göre bu. Yatay hızımız 1. Karşıya çıkma süresi 9 saniye. 9 metre yatayda yol almış. Yani k yüzücümüz şurada çizdiğim 9 metrelik yolu almış. Bunu hallettik. Şimdi L'ye gelelim. L'nin direkt olarak dik olarak karşı kıyıya 6 metre bölü saniyelik hızla yüzmeye başladı. Onu da ben şurada yine basitçe çizeyim. Şu bizim nehrimiz olsun. L'nin hızı 6. Akıntı hızı kaçtı?
4'tü. Toplam yere göre hızı buldu ve şurada karşı kıyıya çıktı. Tam karşıda K noktasıydı. Düşey yol, düşey hız çarpı zaman yapıyoruz hemen. Düşey yol, düşey hız çarpı zaman. 36 metreydi. Düşey hızım 6 çarpı T. 6 saniyede karşıya çıktı. Şimdi yatayda aldığı yol. Yatay yol, yatay hız çarpı zaman. Yatay hızımız sadece akıntı 4. 6 saniye ile çarp 24 metre. O da uzakta çıkmış. L'nin de çözümümüzde de şu şekilde yapılmış arkadaşlar. Şimdi K 9 metre uzakta çıkmıştı. L 24 metre uzakta çıkmıştı. En son 9 bölü 24 sadeleştirince 3 bölü 8 oldu. Doğru cevap da B şıkkında mevcut. Uygula aşamasındayım. Akıntı hızının sabit veya olduğu nehirde doğu yönünde 3 V hızıyla hareket eden teknedeki Yunus, tekneye göre batı yönünde V hızıyla hareket ediyor. Nehrin kıyısında batı yönünde 2 V hızıyla hareket eden Emre'ye göre Yunus'un hızı, doğu yönünde 7 V olduğuna göre. Şimdi arkadaşlar, öncelikle Emre'ye göre Yunus'un hızı, bu bağıl hız demek. Hemen yazalım. V bağıl, V gözlenen, eksi V gözlemci. Emre'ye göre Yunus, demek ki Emre Yunus'u izliyor. Gözlenen Yunus, gözlemci Emre. Yine ben doğuya artı batıya eksi diyeceğim. Emre'nin hızı eksi 2. Doğu yönünde 7 olduğu için bu artı 7 oldu. Hemen yerine yazıyorum. Artı 7. Yunus'un yere göre hızını bilmiyorum şu anda. Eksi Emre'nin yere göre hızı da eksi 2 ve. Burası artı 2 yaptım. Eksi olarak bu tarafa attım. Yunus'un yere göre hızı artı 5 ve o imiş. Önce bunu buldum. Şimdi soruya bir daha dönüyorum. Kayığın hızı artı 3. Bu Yunus'un yere göre hızında neler var? Kayık hızı var. Akıntı hızı var. Artı bir de Yunus'un kayığa göre, yani kayık üzerinde yürüme hızı var. Şimdi tek tek bunları yazalım. Kayığın hızı artı 3. Bakınız şurada artı yönde. Akıntının hızını bilmiyorum. Artı V akıntı. Yunus'un hızı da kayık üzerinde eksi 1 V. Yani bu hepsinin toplamı Yunus'un yere göre hızını veriyor. Şurada da 3V diyelim. 3 eksi 1'den 2V. 2V'yi de eksi olarak bu tarafa atarsam artı 3V eşittir akıntının hızı oldu. Yani C şıkkı doğru cevabımız oldu. İkinci sorudayım. Yüzücülerin karşı kıyıya geçme süreleri arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar, karşı kıyıya geçme süresi nehrin genişliği D. Düşey yol, düşey hız çarpı zaman. Sadece düşey hız ve düşey yola bağlı. Şimdi K'nin düşey hızı 2V. L'nin düşey hızı 1V. M'nin zaten komple kendisi düşey 3V. O zaman ben 2'nin 3'ün katı olan bir sayı 6 metre desem, 6D desem. 2V çarpı 3D. Bunu K için yazdım. 1V çarpı 6T. Bunu L için yazdım. Şu K. Sonra 3V çarpı 2T oldu. Bunu da M için yazdım. Yani en uzun sürede ulaşan L oldu. Zaten hızı en küçük olan en uzun sürede ulaşır. TL büyük. Sonra TK. En kısa sürede de 2T süreyle de M oldu. TM. LKM. Bolu'da doğru cevabımızı bulduk. Evet arkadaşlar, test et aşamasındayım. Birinci sorudan başlıyorum. K ve L'nin hız vektörleri gösterilmiş. K haricindeki sabit gözlemci L hareket yönünü hangisi gibi görür? Şimdi bağıl hız eşittir gözlenen. Bakın K'daki gözlemci L aracını görür diyor. Yani gözlenen L, gözlemci VK. Önce yapacağım işlemi yazdım. Şimdi de bir koordinat sistemi çiziyorum ve vektörel işlemi yapıyorum. L ve vektörünü aynen al. Eksi y yönünde 2v. K vektörünün tersini al. Artı x yönü değil, eksi x yönüne doğru çizeceğim. Eksi k vektörü 1v. Bileşkemiz de şöyle çapraza doğru. Şimdi bu taraf 2v daha uzun olduğu için ben şuraya
45 derecelik bir doğru çizsem, yani 1V ve 1V olsaydı, bu 45 derecenin böyle sağ çapraz altına doğru olacak bileşke vektörümüz. Buradaki doğru cevabımız da D şıkkındadır arkadaşlar. İkinci sorudayım. Bir motor O noktasından sabit hız büyüklüğü ile hareket ederek tam karşıdaki K iskelesine 8 saniyede ulaşmak istiyor. Motorun suya göre hızının büyüklüğü kaç metre bölü saniye olmalıdır? Tam karşıya gitmek istiyorsak sol çapraza doğru bir suya göre hızımız olmalı. Akıntı hızını da buna eklediğimizde yere göre hızımız tam K noktasına göre olsun. Akıntı hızının 4 olduğunu biliyoruz. Şimdi buradaki düşey hızımız şu anda yere göre hız. Düşey yol, düşey hız çarpı zaman. Düşey yolum 24. Düşey hızımı bilmiyorum. 8 saniyede ulaşmak istiyordu. O zaman düşey hızımızın 3 metre bölü saniye olması gerektiğini buradan bulduk. Bu 3. Akıntı hızımız da 4. Hemen şuraya büyük çizeyim. Suya göre hız, akıntı hızı ve yere göre hız. Bu 3. Bu 4. 90 derece olunca suya göre hızımız şu anda Pisagor oldu ve 3, 4, 5 metre bölü saniye oldu. Doğru cevabımız B şıkkında. Üçüncü sorudayım. Doğrusal bir yolda 10V hızıyla batı yönünde hareket eden otobüsün içindeki Eren, otobüse göre doğu yönünde V hızıyla hareket ediyor. Doğuya artı, batıya eksi dedim. Otobüsün hızı 10V, Eren'in otobüs içindeki hızı artı 1V. Yolun kenarında otobüsle aynı doğrultuda hareket eden bisikletle Eren'i batı yönünde, batı ne demekti, eksi, 6V hızıyla gidiyor gördüğüne göre. Arkadaşlar bu bağıl hız. Şimdi bir bisikletimiz var ve bağıl, gözlenen Eren, eksi gözlemci bisikletli. Şimdi bağıl hızımız batı yönünde eksi 6V. Eren'in yere göre hızı eksi 10V ile giden otobüsün içinde artı 1V ile gidiyor. Yani Eren'in toplam yere göre hızı eksi 9V oldu. Otobüsü akıntı gibi kabul edelim burada. Eksi 9V'ye yazdım. Eksi bisikletlinin hızı. Buradan eksi V bisikletliyi bu tarafa artı olarak at. Eksi 6'yı bu tarafa at. Eksi 3V çıktı. Eksi ne demekti? Batı. Demek ki bisikletli batıya 3 metre bölü saniye hızla gidiyormuş. Ya da 3V. Dörtteyim. X'in hızı Vx. Ve y'nin x'e göre hızı. Arkadaşlar y'nin x'e göre hızı demek bağıl hız, gözlenen vy, gözlemci vx. Bunlar bana verilmiş. Y'nin yere göre hızı nedir? Elimde bu var. Bu var, bu yok. Eksi vx'i bu tarafa artı olarak atalım. Ve bağıl hız vektörüyle x vektörünün birebir bileşkesi bize neyi verecek? Y'nin hız vektörünü verecek. Zaten başlangıç noktaları birleştirilmiş. O zaman paralel kenar yöntemini kullansak. Şimdi vektörün bir tanesinin ucundan diğerine paralel çizdim. Sonra bu vektörün ucundan da diğer vektörüme paralel çizdim. Bakınız şöyle bir paralel kenar oluşturdum. Ve bileşke vektörüm de şu anda bana y'nin hız vektörünü verecek. O da yukarıya doğru artı y yönünde 2 birimdir. A şıkkı doğru cevap oldu. Beşinci soru. O noktasından suya göre V hızıyla hareket eden bir motor T süre sonra K noktasından D kadar uzakta karşı sahilde çıktı. Şimdi arkadaşlar V hızıyla bu bizim suya göre hızımız. Akıntı hızının sağ mı sola mı doğru olduğunu bilmiyorum. Fakat nehrin hızı 2 kat büyük olsaydı, sağa gidiyorsam daha fazla sağa gidiyorumdur. Nehrin hızı sağaysa. Solaysa da duruma göre değişir. Motorun yere göre hızı değişirdi. Ama D uzaklığı karşı kıyıya ulaştığımda akıntının da bana aldırdığı yol burada önemli. Bu da değişirdi. Fakat karşı kıyıya ulaşma süresi, nehrin genişliği, düşey yol, düşey hız çarpı süre, akıntı hızı burada hiç etkili olmadığından bu aynı kalırdı. Dolayısıyla değişenler 1 ve 2. Deniz'de doğru cevabımız oldu. Altıncı sorudayım. Akıntı hızı 4.
KVL notalarından suya göre aynı anda yüzmeye başladılar. K noktasından suya gören yüzücü karşı kıyıya çıktığında L'den yüzmeye başlayan yüzücü ile aralarındaki uzaklık kaç metre olur? Önce K'den başlayanı bileşenlerine ayıralım. Kosinüs 37 ile çarptım. Burası 8. Sinüs 37 ile çarptım. Düşey hızım 6. Akıntı hızı olan 4. Eksi 4. Ters yön eksi. Yani 8'den 4 çıkartıyorum. Yatay hızım sadece 4 kaldı. Akıntıyı eklemiş bulundum. Şöyle bir yörüngede karşı kıyıya çıktı. Önce sadece K yüzücüm için işlem yapıyorum. Düşey yol, düşey hız çarpı zaman. 36. Düşey hızım 6 çarpı T. 6 saniyede karşı kıyıya çıktı. Şimdi yatay yol, yatay hız çarpı zaman. Yatay hızımız 4. 6 saniye. 24 metre yol almış. Yani şurası 24 metre. Şimdi gelelim L'ye. L yüzücüsü sağ tarafa artı 10'luk hızda gidiyorken eksi 4'lük bir akıntıya maruz kaldı. Yani L'nin artı 10 eksi 4'ten artı 6 metre bölü saniye yere göre hızı. Akıntı hızıyla topladım. Bizim K yüzücümüz 6 saniye boyunca hareket etmişti. Bu 6 saniye boyunca L de hareket etsin. Şimdi X L'nin aldığı yol zaten bütün hızı yatay olduğu için Vx çarpı T 6 çarpı 6'dan 36 metre. 24 metre yol alan K 36 metre yol alan L. Şuradası mavi yörüngede 36 metre. Yatay uzaklık. Biri 24 metre, biri 36 metre. O zaman delta x mesafe 36 eksi 24'ten 12 metre olacak. Yani A şıkkı doğru cevabımız. 7. sorudayım. O noktasından suya giren kayıklar V1 ve V2 hızlarıyla hareket ederek K noktasına çıkıyor. Şimdi arkadaşlar V1 hızıyla hareket eden kayığım direkt olarak K'yi nişan almış ve K'de karşıya çıktı. Akıntı hızı hiç etki etmemiş mi buna? Etki etmiş olsa gerek. O zaman V1 bunun yere göre hızıdır. Zaten akıntının eklenmiş hali. V2 çapraza yüzüyorken K noktasında çıktıysa demek ki akıntı hızını ekleyeceğim. O zaman bu bunun suya göre hızı olsa gerek. V1 yere göre hız doğru. V2 suya göre hız doğru. Yere göre hızları aynıdır. Buna eklediğim zaman bulduğum bileşke vektör zaten V1 olduğundan evet bu da doğru bilgi oldu. E şıkkı doğru cevabımız oldu. 8. sorudayım. Şimdi kuzeye doğru giden Y aracım var. Doğuya doğru giden X aracım var. Y'nin sürücüsü X'i hangi yönde görür? Demek ki X gözlenen ve bağlı. Gözlenen X gözlemciye. Tabii ki bu işi vektörel yapacağız. X vektörünü aynen al. Y vektörünün tersini al. Kuzeye doğru gidiyor. Hemen tersini alalım şöyle. Eksi Y büyüklüğü V. İlk vektörün başlangıcından son vektörün bitimine de bileşkeyi çizdim. Bağıl hız V kök 2 güney doğu yönünde. D şıkkı doğru cevap. 9. sorudayım. Akıntı hızının 4 olduğu nehirde X ve Y noktalarından suya göre 5 ve 10'luk hızlarla X ve Y yüzücüleri aynı anda suya girdi. 3 saniye sonra aralarındaki mesafe. Önce X'i halledelim. Bileşenlerini ayırıyorum. Kosinüs 37 ile çarptım 4. Sinüs 37 ile çarptım 3. Akıntı hızı sağa doğru 4. Aslında bu sol taraf eksi sağ taraf artı yön olsun. Akıntı hızı olan 4'ü de ekledim 0. Yani bizim X yüzücümüz tam karşıya doğru yüzecek akıntı ile birlikte 3 saniyede X yüzücümüz için işlem yapıyorum. Düşey yol, düşey hız çarpı zaman. Düşey hızım 3. 3 saniye 9 metre şu çizgi üzerinde yol aldı. Yani şu an şurada bir yerde bizim X yüzücümüz. Bu burada dursun. Şimdi gelelim diğer Y yüzücümüze. 10 metre bölü saniye. Sinüs 53 ile çarptım 8. Kosinüs 53 ile çarptım 6. Eksi 6 şu anda sol taraf olduğundan artı 4'lük akıntı hızını ekledim. Eksi 6
artı 4'ten eksi 2'lik düşey hızımızı bulduk. Yani toplamda şöyle çapraza doğru gidecek. Şimdi y yüzücümüz için işlem yapıyorum. Düşey yol, düşey hız çarpı zaman. Düşey hızımız 8. Süre 3 saniye. 24 metre düşeyde yol aldı. Yatay yol, yatay hız çarpı süre. Yatay hızımız eksi 2. Eksi 2 sadece yön gösteriyor. 2 yazıyorum şu anda. 3 saniye yani 6 metre yol aldı. Şimdi arkadaşlar, zaten şu doğrultuya 6 metre uzaktaydı. Demek ki 6 metre sola doğru gitti. Şu nokta nokta olan doğrultuya vardı. Bir de yukarıya doğru, yani karşıya doğru 24 metre yol aldı. Bizim nehrimiz 48 metreydi. Şuraya ben bir daha çizeyim. Şu an ikisi de şu doğrultu üzerinde. 9 metreye x aracımız yol almıştı. Sonra 24 metrede y aracımız yol almıştı. Zaten buranın toplamı kaçtı? 48 metre. 48'den 24 çıkardım, kaldı 24. Bir de 9 çıkarttım, kaldı 15. Demek ki aralarında 15 metre mesafe olacakmış. A şıkkı doğru cevabımız oldu. 10. sorudayım. Akıntı hızının sabit VA olduğu nehirde x ve y noktalarından suya göre Vx ve y hızlarıyla suya giren yüzücüler noktaların hangilerinde karşılaşır? Şimdi x'e akıntı hızını ekliyorum. Yere göre hız vektörünü çiziyorum. Şu çizdiğim yere göre hız vektörü. Her bir saniye yere göre hız vektörü kadar yol alır. Yani birinci saniye burada. Aynısından bir tane daha çiziyorum. Hop. İkinci saniye burada. Şöyle dışarıya doğru. Üçüncü saniye burada olsaydı buraya da ekleyecektim. Şimdi gelelim y'ye. Akıntı hızını ona ekledim. Bileşke hızı çiziyorum. Bu yere göre hızı. Birinci saniye burada. Aynısını ekleyin. İkinci saniye burada. Aynısını ekleyin. Üçüncü saniye burada. Bakın ikinci saniyede hem x hem y m noktasında. Demek ki m'de karşılaştılar. 11'deyim. K, L, M hızlarıyla hareket eden K, L, M cisimlerinden K ve L'nin M'ye göre hız büyüklükleri. Şimdi K'nin M'ye göre. Demek ki V, K, M'ye göre. Gözlenen V, K, gözlemci V, M. Tabii ki bu işin vektörel yapacağım. K'nın hız vektörünü al. M'nin hızının tersini ucuna ekle. Şöyle. Eksi M vektörü. Sonra ilk vektörün başlangıcından son vektörün bitimine de bağlı hızı çiz. İlk çizdiğim KM. Ki bir birimlik bir vektör. Şimdi L'nin M'ye göre gözlenen eksi gözlemci. Önce vektör işlemi yaptı, yazdım. Şimdi uyguluyorum. L'nin ucuna M'nin tersini aynen ekle. Şöyle yapayım daha rahat işlem yapabilmek için. Şuraya eksi m vektörünü ekledim. Neticede hangi sırayla yazdığım önemli değil. Eksi m vektörüyle l vektörünün bileşkesini çizeceğim. İlk vektörün başlangıcından son vektörün bitimine de bileşkeyi çizdim. Buraya yazdığımda lm vektörü 2 birimlik bir vektör. Km 1'di. Lm 2'ydi. 1 bölü 2 b şıkkı doğru cevap. 12. sorudayım. Akıntı hızının sabit 6 olduğu nehirde K noktasından L'ye doğru suya göre dörtlük hızla yüzmeye başlayan yüzücü M noktasında karşıya çıktı. 12 saniye sürmüş, LM arası nedir? Bizimkinin suya göre hızı 4 ve L'yi hedef almış. L'den M'ye kadar gidebiliyor olmasının sebebi akıntı onu götürdü. Yani L'den M'ye kadar sadece akıntı sayesinde aldığı yol eşittir akıntı hızı çarpı süre yapabiliriz. Dolayısıyla akıntı hızım kaçtı? 6. 12 saniye boyunca hareket etmiş. 6 kere 12'den 72 metre sadece akıntı sayesinde aldığı yoldur. 13'teyim. Doğrusal yolun AB noktalarından aynı anda sabit hızlarla yürüyen Arda ve Senem O noktasında karşılaşıyor. Şimdi X yolu, X yolu, X yolu. Arda X yolunu aldıysa artı V olsun. Senem 2X yolunu aldıysa hızı eksi 2V olsun. Arda'nın yere göre hızı V olduğuna göre
Sanem'e göre Arda'nın hızı. Ve Bağıl, gözlenen Arda, gözlemci Sanem. Arda'nın hızı neydi? Artı V. Eksi. Sanem'inki de eksi 2 V. Toplamda artı 3 V. Doğru cevabımız A şıkkında. 14'teyim. Düzgün hızla akan ırmakta şekilde verilen noktalardan suya göre KL hızlarıyla hareket eden motorlardan L motoru 5 nolu iskeleye 4 dakikada ulaştı. Öncelikle L motorunun başlangıç noktasından ulaştığı iskeleye kadar hareket doğrultusunu çizdim. Bu hareket doğrultusunda gidebilmesi için sola doğru bir birimlik bir akıntı hızımızın olması lazım. Onu da buldum. Düşey hızında 1V olduğunu buldum. Toplam yere göre hız aslında o. Sonra bizim aldığımız yol 4D. Düşey yol 4D. Düşey hız 1V çarpı süre 4 dakika. Düşey yol, düşey hız çarpı zaman. L için bunu yazdım. Şimdi geldim K'ye. Akıntı hızını K'ye ekledim. Sola bir birim olduğunu biliyorum. Yere göre bileşke hızı çizdim. Bu doğrultuda öncelikle 3 nolu iskelede karşıya çıkacak. Şimdi bu yere göre hızının düşey bileşeni, bakın şöyle yukarıya doğru 2 birim, şöyle çok kafa şeklinde bozmak istemiyorum. K için düşey yolum 4D, düşey hızım 2V çarpı T. İki denklemi taraf tarafa bölüyorum. 4D'ler gitsin, V'ler gitsin. Şu 2 ile 4 sadeleşsin. 2 olsun. T'yi de çapraz yukarı attım. T eşittir 2 dakika. Yani 2 dakika 3 nolu iskele. C şıkkı doğru cevap. 15'teyim. Akıntı hızı VA. K noktasından suya göre VK hızıyla yüzmeye başlayan yüzücü 2T süre sonra X noktasından karşı kıyıya çıkıyor. Şimdi arkadaşlar, başladığı noktayla karşıya çıktığı yüzme doğrultusunu çizdim. Bu doğrultuda yüzebilmesi için akıntı hızı sola doğru bir birim olmalı ki bu doğrultuya girsin. Ve yere göre hızı da şöyle kök 2V şeklinde olmalı. Yere göre hızı bu şekilde. 2T sürede çıkmış karşıya, hemen nehrimizin genişliğine 4D dedim. Şimdi K yüzücümüz için yazmaktayım. Düşey yol 4D. Düşey hız bileşeni 1 şöyle. 1V çarpı karşı kıyıya 2T sürede çıktı. Bu kenarda kalsın. Şimdi L noktasından suya göre VL hızıyla yüzmeye başlamış. Hemen sola doğru akıntı hızını çizdim. Yere göre hızını bileşke olarak çizdim. Bu doğrultuda Z noktasında karşı kıyıya çıkacak. Ama T süre sonra hangi noktada oluru soruyor. Şimdi L için yazıyorum. Öncelikle düşeyde ne kadar yol alacağını bilmiyorum. D, L'nin aldığı yol. Düşey hızı bakın şuradan 2 birim. 2V çarpı T. Şurayla taraf tarafa böleyim. V'ler, T'ler, 2'ler gitti. Öncelikle L 4D yol alacakmış. Düşeyde 4D yol alıyorsa tam karşı kıyıya ulaşmıştır. Yani Z noktasında olacaktır. 16. sorudayım. Aynı doğrusal yolda hareket eden KLM araçlarından K aracı doğu yönünde V hızıyla hareket etmekte. Hemen şöyle yönlerimizi çizelim. Kuzey, güney, doğu, batı. Şimdi K aracımız doğu yönünde V hızı. K'nın hızı 1V. K'nin L'ye göre hızı batı yönünde V iken. O zaman V, K'nin L'ye göre hızı. Gözlenen VK, gözlemci VL. Neydi? Batıya 1V'ydi. Şuraya bir koordinat sistemi çizdim. Batıya 1V. Bu KL vektörüm. Şimdi K vektörüm neydi? Doğuya 1V'ydi. O zaman K vektörünün ucuna şöyle eksi 2V'lik bir vektör eklersem ben bileşke olarak bunu çizerim, değil mi? Bu eksi 2V'de aslında eksi VL. Demek ki L artı yönünde 2V'ymiş.
Hemen onu da şuraya çizelim. Demek ki L 2V hızıyla doğuya gidiyor. Bunu buldum. Şimdi K'nin M'ye göre hızı da doğu yönünde 4V. Onu da şuraya yazalım. VKM gözlenen VK, gözlemci VM. Bu neymiş? Doğu yönünde 4V. Doğu yönünde 4V. KM. Sonra K'nin hızı neydi? 1V'di değil mi? Onu da şuraya çizeyim. Başlangıç noktası burası olsun. K 1V. Şimdi K vektörünün ucuna eksi M vektörünü ekleyince bu bileşkeyi buluyorum. O zaman benim eklediğim eksi M vektörü 3V hızıyla doğuya doğru oldu. O zaman M'nin kendi hızı ters yön 3V ile batıya olmalı. M'nin hızını da buradan buldum. Yani şuradaki vektörel işlemi K eksi M eşittir VKM. Şurada yazdığım vektörel işlemi vektörlerle burada yaptım. Şimdi soru benden istiyor ki M'nin L'ye göre hızı nedir? VML gözlenen VM gözlemci VL. Tabii ki bu işlemi vektörel olarak yapmalıyım. M'nin hızı 3V ile batı. L'nin hızı 2V ile doğu. Onun ters çevirmeyi unutmuyorum. Eksi L 2V. O zaman batıya doğru 5. 3, 2 daha 5V oldu. C şıkkı doğru cevabımızdır. 17'deyim. Aynı doğrusal yolda, aynı yönde hareket eden K ve L araçların hızları VK ve 15'tir. K aracının şoförü L'yi doğu yönünde hareket ediyor gördü. Şimdi arkadaşlar doğuya artı batıya eksi dedim. VKL gözlenen VL gözlemci VK. Hadi yazalım. Doğu yönünde hareket ediyor olarak görüyormuş. Yani bağıl hızım artı işaretli bir VKL oldu. Artı işaretli artı 15'im eksi VK'm var. Dolayısıyla ben 15'ten daha büyük bir sayı buraya koymamalıyım ki artı çıksın sonucum. Dolayısıyla K'nın hızı 15'ten küçük olmalı. 16 olamaz. 18'deyim. X ve Y cisimlerinin X'in Y'ye göre hızı Vx. Hemen yazalım. Vxy gözlenen Vx gözlemci Vy. Benim elimde bu var. Bu var ama X yok. Eksi Vy'yi artı olarak bu tarafa atayım. Yani bu işlemi yaparsam şu iki vektörün direkt olarak bileşkesi bana Vx'i verecekmiş. Hemen şurada ucuna ekliyorum. V. Bileşke vektörümü çiziyorum. Bu da x vektörü oldu. X'in hız vektörü oldu. Denizli doğru cevabımızdır. 19'dayım. Akıntı hızı veya KLM yüzleri suya göre şekildeki hız vektörüyle suya girmiş. Şimdi K'den başlayalım. Akıntı hızım sola 1. Ucuna ekledim. Yere göre hızını çizdim. Bu doğrultuda karşı kıyı V noktasında çıktı. K yüzücümüz. Şimdi L noktasına, L yüzücüsüne geldim. Akıntı hızını ekledim. Yere göre hızını şöyle 2'ye 1 doğrultusunda uzattım. L de burada karşı kıyıya çıktı. Şimdi M'ye geldim. Akıntı hızı sola 1 birim ekle. Bileşke vektörümü şöyle köşegenlerden uzattım. O da tam X'te karşı kıyıya çıktı. Öncüllere bakalım. K yüzücüsü T noktasında karşıya çıktı. K V noktasında çıktı. Bu yanlış. L yüzücüsü Y noktasında doğru. M X noktasında doğru. Yanlış olan yalnız bir A şıkkında. 20. sorudayım. V hızıyla kuzeye giden bir araca bakan gözlemci aracı V hızıyla batıya gidiyormuş gibi görmektedir. Şimdi V bağıl. V gözlenen yani şu bizim aracımız K aracı diyeyim ben buna. Eksi gözlemci de L aracı olsun. Şimdi bağıl hızımız neydi? Bağıl hızım batıya doğru 1V. Şöyle karelerimi de arttırayım.
Şimdi arkadaşlar, gözlemciye L demiştik değil mi? Benim elimde bağlı hız var. K'nın hızı var, gözlemcinin hızı yok. Eksi VL'yi bu tarafa at, artı olsun. V bağlı da bu tarafa at, eksi olsun. VK eksi V bağlı. Yani K vektörü eksi bağlı vektör bana L vektörünü verecek. K vektörünü aynen çiz. Bağlı vektörün tersini çiz. Eksi bağlı eşittir 1 ve ikisinin bileşkesi de bana L vektörünü verecek. O da V kök 2 oldu. Şöyle karelerimde yaparsam, hop, C şıkkında doğru cevabımızı bulduk. 21'deyim. Akış hızının VN olduğu nehirde O noktasından V hızıyla harekete başlayan motor karşı kıyıya geçmek istiyor. Daha kısa sürede karşı kıyıya geçebilmesi için. Bileşenlerini ayıralım. Düşey hız, yatay hız. Karşı kıyıya ulaşma süresi. Düşey yol, düşey hız çarpı zaman. Bir tek bunlara bağlı. Açıyı büyütürsem, öncelikle düşey hızım artar. Düşey hızım artarsa süre kısalır. Olabilir. Nehrin hızı, yatay hız hiç etkilemez. Bu önemli değil. V hızını büyütürsem, yani bileşke hız büyürse, tabii ki hem düşey hem yatay hız büyür. Yani birinci öncülde yaptığım açıklamanın aynısı olur. Düşey hız artarsa süre kısalır. Bu da doğru. 1 ve 3 E şıkkı. 22. sorudayım. Suya göre 3V hızıyla giden uçak gemisinin güvertesindeki motosikletlinin gemiye göre hızı eksi V'dir. Motosikletli geminin yanından geçen sürat motorunu 2V hızıyla gidiyor olarak görüyor. Şimdi arkadaşlar şurada bir gemimiz var. Geminin hızı 3V. Motosikletlinin gemiye göre yani gemi üzerindeki hızı eksi 1V. Motosikletli eksi 1V ile gemi üzerinde hareket ediyor. Sürat motorunu da 2V hızla gidiyor olarak gördüm. Öncelikle motosikletlinin gemi ile birlikte toplam hızı 3V hızı tabii ki motorcuda da var. Şöyle eksi 1V 3V daha artı 2V. Şimdi bu bağlı hız demek. Sürat motorunu 2V hızla gidiyor gördü. V bağlı gözlenen sürat motoru eksi gözlemci motorcu. Bağlı hızımız 2V idi. Sürat motorunu bilmiyorum. Motorcunun hızı da 2V idi. At bu tarafa, sürat motoru 4V hızla gidiyormuş. Ve burada artı yön bulduk biz. Zaten buna da artı demiştik. Sağ tarafa artı diyoruz. Gemi ile aynı yön, artı 4V. A şıkkı doğru cevap. 23'teyim. Akıntı hızı sabit, nehirde suya göre x, y, z hızlarıyla hareket eden karşı kıyıya ulaşma süreleri. Arkadaşlar, düşey yol eşittir düşey hız çarpı süre. Karşı kıyıya ulaşma süresi sadece bunlara bağlı. X'in düşey hızına bakıyorum 1V. Y'nin düşey hızına bakıyorum 2V. Şöyle yanlarına yazayım. Z'nin de düşey hızı 2V. O zaman düşey yollar aynı. Düşey hızı büyük olanın süresi daha kısa olur. Y ve Z aynı düşey hızlara sahip olduğundan TY ve TZ eşit. Ama X daha yavaş olduğundan onun süresi daha uzun. Doğru cevabımız da B şıkkında. 24'te ve son sorudayım. Kali araçları doğu batı doğrusunda hareket etmekte. K aracının şoförü L aracına bakarak kendini 2V hızıyla doğuya doğru gittiğini zannediyor. Arkadaşlar buradaki cümle oldukça karmaşık bir cümle. Şimdi tekrardan okuyorum. K aracı L aracına bakıyor. Kendini 2V hızıyla doğuya doğru gittiğini zannediyor. Aslında bu cümlenin anlamı L aracı K'yı nasıl görür? Direkt olarak o şekilde çözün. L'ye göre K'nin hızı bu. Yani bağlı hız gözlenen VK gözlemci VL şeklinde bunu yorumlayacağız. Şimdi ben yine burada doğu yönüne artı batı yönüne eksi diyeceğim. 2V hızıyla doğuya doğru gittiğini zannediyor. Bağlı hızım artı 2V olmalı.
Şimdi hangisi olamaz? A şıkkına bakalım. V hızıyla doğu. Bunu A şıkkı için yazıyorum şu anda. Artı 1V, eksi V hızıyla batı, eksi 1V oldu. A şıkkı doğru. Şimdi B şıkkına bakıyorum. 3V doğu, artı 3. Eksi formülden geldi. V doğu, artı V. Olur, evet. 3 eksi 1'den 2V oldu. Bu oldu, bu oldu. Şimdi C'yi deniyorum. V batı, eksi 1V. Eksi formülden geldi. 3V batı, eksi 3V, artı 3. Artı 1'den artı 2V oldu. Tuttu. D şıkkını deniyorum. Artı 4. Eksi formülden geldi. 2V doğu dedi. Yani artı yön. Eksi formülden gelmişti. Artı 2 çıktı. Tuttu. E şıkkını deniyorum. V batı. Yani eksi 1V. V eksi formülden geldi. V doğu koydum. Eksi 2V oldu. Artı 2 olmalıydı. Yani E şıkkı olamazmış. Evet arkadaşlar, şimdi değerlendirme aşamasındayız. Bir testi çözdükten sonra muhakkak buradaki cevap anahtarından doğru yanlışlarımızı kontrol etmeliyiz. Eğer ki yanlış yaptığımızı bilmiyorsak soru çözmenin çok da bir anlamı yok. Farz ediyorum 3. soruyu yanlış yapmış olalım. Hemen ilgili kazanıma bakalım. Araçların bağıl hızlarından yola çıkarak yere göre hızlarını hesaplayabilme kazanımında demek ki bizim bir sıkıntımız var, eksiğimiz var. Hemen konu anlatımının ilgili yerine dönüp burayı tekrar ediyoruz. Yanlışlarımızı düzeltiyoruz. Bu şekilde de adım adım hedefimize yaklaşacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu adımın konu bölümünün sonuna geldik. Şimdi çalışma defterinde bu adıma karşılık gelen soru bankasındaki konu testlerini çöz ve takıldığın soruların çözümlerine sınav video çözüm uygulamasından bak. Uygulamayı henüz indirmediysen açıklama kısmındaki linkten hemen indirebilirsin. Bir sonraki adımda görüşmek üzere.